Arkadaşlar, birinci sorumuza baktığımızda, Cüneyt öğretmen derste fiziğin alt dallarından bir tanesini şu cümlelerle anlatıyor. Atom altı parçacıklar ve bu parçacıklar arasındaki ilişkileri. Arkadaşlar, aslında kopyamızı burada almış bulunuyoruz. Yıldızların yapısı, yıldızların enerjilerinin kaynağını ve bu enerjilerin kullanılabileceği alanları inceler. Uzay çalışmaları, savunma ve roket sanayisi, nükleer atıkların arıtılması bu alanın çalışma konularındandır. Buna göre Cüneyt öğretmenin açıkladığı fiziğin alt alanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, burada yüksek enerji ve plazma fiziğinden bahsetmektedir. İkinci sorumuza geldiğimizde, düfe kesici şekildeki gibi olan sürtünmesiz yolun P noktasından kaykayı ile ilk hızı olmadan kaymaya başlayan Nilgün'ün R noktasındaki hızının büyüklüğü VR, S noktasındaki hızının büyüklüğü VS ve T noktasındaki hızının büyüklüğü VT oluyor. Buna göre VR, VS, VT arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar, yüksek bir potansiyelden yani MGH gibi bir H yüksekliğindeki potansiyelden arkadaşlar kaymaya başladığında ne kadar aşağıya inerse o kadar fazla kinetik enerji elde edecektir. Yani bu noktada baktığımızda en yüksek noktadaki hızı en az gelecek. Böyle bir durumda arkadaşlar en yüksek hızı en alt noktada yakalayacak. VS büyüktür. Daha sonra VT büyüktür. Daha sonra VR şeklinde gelecektir arkadaşlar. Cevabımız da B şıkkı şeklinde gelmiş olacak. İkinci soruya geldiğimizde K, L ve M lambaları şekildeki gibi özdeş ve iç direnci önemsiz üreteçlerle bağlandığında üreteçlerin tükenme süresi eşit oluyor. KLM lambalarının dirençleri sırasıyla RK, RL ve RM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar, pillerin tükenme süresi üzerlerinden geçen akımlarla ilişkilidir. Yani o zaman şu cümleyi söyleyebiliriz. Tükenme süreleri eşitse her bir pilin üzerinden geçen akım miktarı eşittir arkadaşlar. Yani o zaman ilk sistemde I gibi bir akım geçiyorsa arkadaşlar, ikincide yukarıdaki pilden I gibi bir akım, aşağıdaki pilden yine I gibi bir akım geçecek. Yani ana kolum 2I şeklinde gelmiş olacak. Üçüncü şekle baktığımızda arkadaşlar, yine sistemden I gibi bir akım geçmiş olacak. Devamında Ohm yasasını uyguladığımızda arkadaşlar, ilk devrenin potansiyeli pilimize bir tane pilimize V gibi bir potansiyel verdiğimizde ilk devre için arkadaşlar 2V eşittir I çarpı RK şeklinde tanımlama yapabilirim. İkinci devremizin paralel bağlanmış olan pillerim var ama sistemin potansiyeli V gibi bir potansiyel ana koldan 2i'lik bir akım geçmektedir. Çarpı RL şeklinde tanımlama yapabilirim. Üçüncü devremde V gibi bir potansiyelim var. I gibi bir akımım var. Ve RM şeklinde bir tanımlama yapabilirim arkadaşlar. Ve burada baktığımda K'nın direncini inceleyecek olursam 2V bölü I şeklinde gelir. D'nin direncini inceleyecek olursam V bölü 2I şeklinde gelir. M'nin direncini inceleyecek olursam arkadaşlar V bölü I şeklinde gelmiş olur. Burada arkadaşlar en büyük direncim RK şeklinde geldi. Daha sonra RM şeklinde geldi. Daha sonra ise RL şeklinde gelmiş oldu arkadaşlar. Cevabımız da A şıkkı şeklinde geliyor. Dördüncü soruya geldiğimizde, Selçuk dinamometre ile havadaki ağırlığını G olarak ölçtüğü K cismini X ve Y sıvılarına daldırdığında dinamometrede G bölü 2 ve G bölü 3 değerlerini okuyor. X ve Y sıvılarının öz kütleleri sırasıyla DX ve DY olduğuna göre DX'in DY'ye oranı kaçtır? Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti arkadaşlar FK eşittir V batan çarpı
D sıvı çarpı G şeklindeydi. Ve böyle baktığımızda arkadaşlar, ben bir ilk durumda Fx'e bakıyorum. Fx G bölü 2 arkadaşlar. Düzeltme yapıyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Dinamometre de G bölü 2 diye okuyorsa geriye yine G bölü 2 kalmıştır. Bu cismin hacmi çarpı dx çarpı g şeklinde gelecek. Fy'ye bakıyorum arkadaşlar. Dinamometrede g bölü 3 değerini okumuş. Demek ki kaldırma kuvvetimiz 2g bölü 3 şeklinde gelmiş olacak. Bu da aynı cismin hacmi çarpı dy çarpı g şeklinde gelmiş olacak. Bunları oranladığımızda arkadaşlar, şuradan v'ler gitti. Şuradan yer çekimi ivmelerimiz gitti. Şuradan da g'lerimiz gitti. Burada ters çevirip çarpalım alttakini. 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 eşittir. Bu ifade 3 bölü 4 şeklinde geliyor. Bu da dx'in dy'ye oranını vermiş olacak arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı şeklinde gelir. 5. soruya baktığımızda, mumun yapıldığı madde parafindir. Mum yanınca parafin eriyip sıvıya dönüşmeye başlar. Eriyen parafin, mumun fitilindeki kılcal boşluklardan adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin etkisiyle fitilin ucuna doğru yükselir. Parafin, kılcallık nedeniyle sürekli fitilin üst tarafına taşınmaya devam eder. Böylelikle mum bitene kadar yanmaya devam eder. Bu olaydan yola çıkarak verilenlerden hangileri doğrudur? Birinci yargı, mum alevinin düzgün ve pürüzsüz olmasında kohezyon etkilidir. Arkadaşlar, aşağıdan sürekli bir parafin beslemesi vardır ve kohezyon kuvvetleri yardımıyla da bu gerçekleşir. Birinci yargı doğrudur. Eriyen parafinin hemen dökülmesinde kohezyon kuvveti etkilidir. Evet arkadaşlar, sıvı molekülleri birbirlerini tutarlar çünkü erimiştir artık. Fitilin sürekli ıslak olmasında kapiler olay etkilidir. Yani kılcallık etkilidir arkadaşlar. Burada cevabımız Edirne şıkkı şeklinde gelir. 6. soruda kırmızı ve mavi renkli ışık yayan noktasal ışık kaynakları, siyah renkli filtre ve beyaz perdenin bulunduğu ortamın düşey kesiti şekildeki gibidir. Buna göre beyaz perde üzerindeki bölmelerin renkleri aşağıdakilerden hangisi olur? Arkadaşlar, her şeyden önce siyah renkli filtre kırmızı ışığı geçirmez, maviyi geçirir arkadaşlar. Yani şöyle bir durumdan bahsediyorum. Burada kırmızı geçemeyecek, kalacak. Ancak mavi renkli ışınım buradan rahatlıkla geçip gidebilecek. Böyle bir durumda incelemeye devam ettiğimizde arkadaşlar, ben filtrenin sınırlarından ışını gönderiyorum. Mavi ışınımı da göndereyim. Şu bölge mavi renkli. Şuraya kırmızı düştü. Yukarı bölgeye de kırmızı düştü arkadaşlar. Ancak siyah filtre mavi rengi geçiriyordu ve şu yukarıya da mavim düşmüş oldu arkadaşlar. Çünkü mavi buradan geçip gidecek. Kırmızı artı mavi arkadaşlar magenta rengini verecek. O zaman en üst bölge magenta gelir. Orta bölge kırmızı ışık alamaz, mavi olacak. Bir altı daha mavi olacak. Onun en altıysa yine hem kırmızı aldı hem mavi aldı. Magenta renkli olacak.
Cevabımız D şıkkı şeklinde gelmiş oldu arkadaşlar. Yedinci soruya geldiğimizde, ısıca yalıtılmış ortamda 4T sıcaklığındaki M kütleli ve öz ısısı 3C olan X katısı ile 3T sıcaklığında 2M kütleli ve öz ısısı C olan Y katısı içinde sıvı bulunan kaba bırakıldıktan bir süre sonra denge sıcaklığı 2T olarak tespit ediliyor. Denge sıcaklığına kadar X katısının sıvıya verdiği ısı QX, Y katısının sıvıya verdiği ısı QY olduğuna göre QX'in QY'ye oranı kaçtır? Arkadaşlar, QX'in ısı değişimine bakacak olursak, QX'in ısı değişimi delta QX eşittir M çarpı 3C çarpı ısı değişimi sıcaklık değişiminden yola çıkıyorum arkadaşlar. 4T eksi 2T şeklinde yazıyorum buraya. Delta QY'ye bakacak olursam arkadaşlar. 2M çarpı C çarpı 3T eksi 2T şeklinde. Yani sıvıya verdikleri ısılar bu şekilde. O zaman M'ler gitti, C'ler gitti. Yukarısı 2T şeklinde geldi, aşağısı T şeklinde geldi. T'ler gitti arkadaşlar. Şuradan 2'ler gittikten sonra QX'in QY'ye oranı arkadaşlar 3 şeklinde gelmiş oldu. Cevabımız C şıkkı olur.